Ahmet Mengli, merhabalar. Merhaba. Neler anlatacaksınız bize? Şu anda Kabil'de, Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de yavaş yavaş Taliban yetkilileri Kabil'e gelmeye başladılar. Bugün ilk kez Kabil'de 20 sene sonra bir basın toplantısı düzenlediler. Az önce ona şahitlik ettim. Zebihullah Mücahit Evet. uzak bir yoldan gelip de hemen oraya hazır olarak basının önüne çıktığını söyledi. Ve konuşmalarında biz şu anda hazırlık yapmaktayız. Bir sistemi kurmaya düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda hiçbir şey yerinde değil. Bir kargaşa olmasını engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve siyasi liderlerle de konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda bir sistem oluşturarak bir devlet olmasını istiyoruz. Yalnız bu devletin İslam Emirliği mi olacak yoksa eskisi gibi Cumhur-i İslami Afganistan mı olacak? Daha belli olmadığını kendisi açıkladı. Tabii yöneltilen sorulardan en başta gelenlerinden birisi de kadın hakları, insan hakları. Tabii Taliban daha evvel farklı bir imajla görüldüğü için şu anda yeni bir imaj üretmeye çalışıyor. Kadınlar şeriat sisteminde çalışabileceğini, şu andan itibaren bütün devlet dairelerinde çalışan, bugüne kadar işlerine devam eden kadınların işlerine dönebileceğini, yalnız bunu İslami ve şer'i bir şekilde olmasını, yani hicaplı olmasını istediler ve işlerine geri dönebileceklerini söylediler. Umumi bir af ilan ettiler. Bizimle savaşan ya da bizimle savaşanlarla işbirliği yapan hiç kimseyle bir işimiz olmayacak. Herkesi umumi affediyoruz ve bundan faydalansınlar, ülkeyi terk etmesinler, burada olsunlar. Çünkü terk etmeye çalışan insanlar ülkemize lazım ve burada olsun istediler. Bir diğer açıklaması da basınla ilgiliydi. Basın da üç özellik taşımasını rica etti ve yayınlarına devam edebilir istediği gibi diye açıklama yaptı. Kadınlar gene hicaplı olsun istediler. İslami bir görünümle görünsün istediler. Ve İslam'ı incitecek ya da ülkenin çıkarlarını incitecek bir yayın yapılmasını ve herhangi bir bir şeyler ekleyerek yayın yapılmasını istemediler. Şimdilik Kabil tabii gece karanlığı, elektrik sorunları devamlı yaşayan bir şehir. Savaş nedeniyle hemen hemen her gece elektrikler kesilirdi. Ama Taliban geldiğinden beri çok az kesiliyor. Çünkü savaş bitmiş durumda ülkede. Ve savaş olmayınca elektrik de bunalıyor. Ama gene de Kabil tabii karanlık. Yeterince ışık yok. Ve insanlar yarın nasıl bir aydınlık, nasıl bir günle başlayacaklarına tedirgin beklemekteler. Sizce Taliban'ın yapmış olduğu bu basın açıklaması inandırıcı geldi mi vatandaşlara? Yani daha önceden Taliban'la yıllar geçirmiş insanlar var. Sonuçta Afganistan'da pek hoş karşılanmadı Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi. Ne diyorsunuz buna ilişkin? Çok çünkü kaçanların görüntülerini izledik. Çok çaresiz bir şekilde Taliban'dan kaçanların. Bunun için de söylemek lazım. Tabii şimdi Kabil Havalimanı'nın ya da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumuna bakılırsa bir trajedi yaşanıyor. Son 3 gündür orada olanlar dünyanın hiçbir yerinde olmayan şeyler. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti orada. Bu 10 kişinin 4'üsü uçak havalandıktan sonra uçaktan düşerek hayatını kaybetti. Bu tarihte ilk olsa gerek, böyle bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar Taliban'a güvenmediği için başka bir ülkeye sığınmak için Kabil Havalimanı'nda şu anda bulunuyorlar. Bunlardan birçoğu Kanada, bir de Amerikan askerleriyle çalışan tercümanlar ya da onlarla işbirliği yapan insanlar. Bunlar gitmek istiyor. Yalnız Taliban gerekirse o insanlara tekrardan seslendi. Gerekirse de uluslararası camiye, büyükelçiliklerin burada kalmasını ve o elçiliklerin korunacağını, elçilik personelinin korunacağını söyledi. Şu anda da elçiliklerin hemen hemen hepsinin kapısında askerlerimiz, bizim savaşçılarımız beklemekte. Gece gündüz orada olacaklar ve onları koruyacaklar.
Herhangi bir sorun istemiyoruz. Uluslararası camiaya ülkemizin kalkınması için ihtiyacımız var. Uluslararası fonlara ihtiyacımız var. Uluslararası desteğe ihtiyacımız var diye açıklama yaptı. Türk askerinin hala Kabil Havalimanı'nda olduğu, Hamid Karzai Havalimanı'nda olduğu söyleniyor. Bu konuya ilişkin bir bilginiz var mı? NATO'dan da, Pentagon'dan da Türkiye'ye yönelik bir teşekkür konuşması yapıldı ama ne durumda şu anda havalimanı? Bir nevi olsa da az kontrola alındığı söyleniliyor. Tabii şimdi Taliban da işin bir kenarında olduğu için onun bir an evvel kontrole geçip normallaşmasını istiyorlar. Liderlerinin ülkeye dönmesi için o havalimanına ihtiyacı var. Mücahit kendisi uzun bir karayolu yolculuğu sonrası az önce oraya geldiğini açıkladı. Hı hı. Tabii liderlerinin havalimanı üzerinden Kabil'e gelmelerini istediklerinden eminim. Türk askeri, Amerikan askeri, İngiliz askerleri şu anda Kabil Havalimanı'nın kontrolünü, askeri bölümünü sağlamakta. Hava trafiği kontrolü şu anda uluslararası askerler tarafından kontrol edilmekte. Şu anda uçak sesleri duyabiliyorum. Arkamda uçakların iniş kalkışı oluyor. Yavaş yavaş askeri tabii, sivil tarafta açılmadı. Türk askeri de orada üzerine düşeni yaptığından eminim. Dün Türk Hava Yolları'yla bir uçak buradaki Türk vatandaşları ve yetkilileri kurtarıcı bir hava operasyonuna çıkarttıklarını biliyoruz. AKP iktidarıyla yakın bir duruş sergiliyor. Türkiye AKP iktidarı müttefikimiz açıklamasını da yaptı gün içerisinde Taliban. Türkiye'den de AKP iktidarından da olumlu sinyaller var Taliban için. Özel bir parantez açıyorlar mı AKP iktidarı ve Türkiye için acaba Taliban bundan sonrası adına? Afganistan, evet, Taliban şu anda Afganistan demek. Ben öyle değineyim. Taliban şu an Afganistan'ı kontrol etmiş bulunuyor. Hemen hemen her tarafı ele geçirdiler. Yakında bir devlet kurulduğunda bunun %100 Taliban tarafından kurulacağını şu anda bilmiyoruz. Bu bir müttefik bir devlet de olabilir. Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Barış Konseyi Başkanı Doktor Abdullah, eski Hizbi İslami lideri Hikmetyar şu anda Kabil'de bulunmakta ve bunlarla Taliban görüşmelerini gerçekleştirdi. Tabi bu insanların da Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti ile çok sık ilişkileri, bağları oldu. Şimdi Taliban Türkiye'yi nerede görüyor? Asker konusuyla biz Taliban'a ulaştık ve Türk askerinin burada havalimanı kontrolünü sağlamasına nasıl baktığını sorduğumuzda NATO çerçevesinde burada oldukları için tekrardan bu bir gözden geçirilmesi gerektiğini ya da Taliban'la muhatif olarak askerin burada bulundurmasını istediklerini söylediler. Tarihi bir ilişki var. Afganistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 100 yıllık bir bağ var. Burada insanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni çok sıcak karşılayan insanlar. Türk olduğunu öğrenince kapalı kapılar açılıyor. Zaten Mehmetçik buradayken araçların üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı burada bir sembol hale gelmiş durumda. Normal vatandaş bile şu anda arabalarında her yerde Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşımakta. Evet. Bunu bilmeden ya da bu bir logo tarzında kullanılmıyor. Bunu bildikleri için, bunu sevdikleri için yapıştırıyorlar ve o bayrağı taşıyorlar. Son soru Sayın Menkli. Afganistan'dan Türkiye'ye göç. Bizim burada çok konuştuğumuz bir konu. Oysa sınırı komşusu değiliz. İran üzerinden Afganların Türkiye'ye geldiği ifade ediliyor bir koridorla. Şimdi Taliban'ın başa geçmesiyle, yönetime geçmesiyle de bu göçün artacağı yönünde bilgiler geliyor bize. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? İran üzerinden Türkiye'ye kaçış için girişimler arttı mı? Şimdi burada birkaç boyut var. Bunu değerlendirmek isterim. Birincisi, şu andaki Kabil Havalimanı'ndaki yaklaşık 50 bin kişi, tabii bunun aileleriyle bunları hesaplarsanız yüz binlerce insan oluyor. Bu insanlar eğer ki Amerika'ya götürülmüyorsaydı, bunlar Kanada'ya götürülmüyorsaydı, diğer batılı ülkelere götürülmüyorsaydı bunlar
Türkiye yolunu tutacaktılar. Aileleriyle birlikte İran'a geçecektiler. Şimdi 20 senedir burada görev yapıyorum. Farklı zamanlarda farklı yerlerde bulundum. İran-Afganistan sınırını boydan başa gezip orada belgesel çalışmaları yaparken gözetlediklerimi aktarıyorum. Afganistan-İran sınırında engellemek için her tarafında engel yok. 7 metrelik genişliğinde 6 metre derinliğinde bir hendek var. Bu hendeği geçebilen İran'a geçebiliyor ve oradan geçtikten sonra zaten Türkiye'ye kadar ulaşmak siz de biliyorsunuz çok kolay, çok basit, rahatça insanlar Türkiye'ye ulaşabiliyor. Şimdi bu insanlar da mutlaka Türkiye'ye gidecekler. Çünkü Pakistan sınırı kapalı, Özbekistan sınırı kapalı, Türkmenistan sınırı da kapalı. Başka gidebilecekleri bir yer yok. İran üzerinden Türkiye'ye yönelecekler. Türkiye'ye neden yönelecekler? Türkiye'nin batıyla sınırı olması, İstanbul ya da denizlerden çok hedef bir ülke konumuna geliyor Türkiye. Bir kitle Türkiye'ye ulaşıp Türkiye'ye gittiği zaman bunların orada aileleri var, akrabaları var, rahatça oraya sığınabiliyorlar, sığınma talep edebiliyorlar. Bu insanlar o tarafa yöneliyor. Bir bölümde Türk asıllı insanlar, Afganistan'ın Türk asıllı insanları son 20 senede buraya gelen Türk iş adamlarıyla inşaat sektöründe çalışan insanlar. Bu insanlar binlerce insanlar ve bunlar Türkçe konuşabiliyor. Türkiye'yi iyi biliyorlar çünkü buradaki Türk inşaat adamlarıyla, mühendislerle iş öğrendiler, iş yaptılar. Bu insanlar burada iş bulamadığı için, savaş olduğu için ülkede Türkiye'ye yöneliyorlar. Ve burada eğer ki iktidar sağlanırsa, eğer ki Taliban bundan sonra burayı savaştan, ekonomik krizlerden koruyabilirse ben Türkiye'nin Afganistan'dan giden mültecilerle rahatsız edilmeyeceğini ya da buradan Türkiye'ye gideceklerini zannetmiyorum. Çünkü buradan giden birçok insan orada çoban, hayvancılık, tarım, tarlalarda çalışmaklar. Bu insanların kendi arsaları var, kendi yerleri var. Bunlar burada da bunu yapabilirler. Çünkü savaş olduğu için kendi bölgelerinde Taliban bugüne kadar bunlara silah taşıması için köylerde bunları mecbur bırakabiliyordu. Ya da bunlardan askeri ya da Taliban'a katılmadığı için vergi alabiliyordu. O yüzden savaştan kaçarak Türkiye'ye gidiliyordu. Bir de tabii Batı konusu biliyorsunuz Afganistan'da 40 senedir bu savaş devam ediyor. Her Afgan bugün Kabil'den çıkmaya çalıştığı gibi havalimanındaki insanlar ikinci bir vatandaşlık ya da bir kaçış kapısı devamlı olsun istiyor. Çünkü yarın burada ne olacağı belli değil. Yıllardır peki, savaş oluyor ve olabilir diye düşünüyorlar. Peki Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmış olan erkeklerin, askerlerin Türkiye'ye geçişine ilişkin Amerika-Türkiye arasında bir anlaşma, Afganistan'ın da dahil olduğu, böyle bir anlaşma olduğuna ilişkin sizin bir bilginiz var mı? Akın akın geldiler çünkü sadece erkek olan binlerce insan. Şimdi 300 bin Afgan askeri gücünün bulunduğu söyleniliyordu. Tabii bu kağıt üzerinde olan bir listeydi. Bu ne kadar gerçekti bu soru konusu. Çünkü çok araştırmalar sonrası inanılmaz bir yolsuzluk olduğu biliniyor burada. Sigar, Amerikan, buradaki Amerika'nın çalışmalarını gözetleyen bölüm Sigar bunu kaç kez raporladı ve açıkladı. Türkiye'ye gidenlerin genç olması tabii buradaki askerlerin silah bırakıp kaçıp Türkiye'ye gitmiş olma imkanı olabilir. Yalnız eskiden de Türkiye'de eğitim görmüş polis mensupları, ordu mensupları var biliyorsunuz. Bizim Afganistan'ın kadın polisleri hemen hemen hepsi Türkiye'de eğitim görüyor ve tekrardan geri dönüyorlar. Gençler de, erkek askerler de bir nevi orada eğitim görürdü. Burada da Mehmetçik bunları eğitti. Onlardan olabilir, neden olmasın diyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bu zor şartlar altında. Sayın Ahmet Mengli, kolay gelsin size. Evet, Ahmet Mengli'yi uğurladık, pek çok soru sorduk, yanıtlarımızı aldık. Zor şartlar altında
Elektrikler yok. Evet, savaş bitmiş görünüyor ama yine de altyapı şartları çok kötü olduğu için, Afganistan'da savaşla beraber de daha da kötüleştiği için bağlantımız biraz kesik başladı. Sonrasında güzel devam etti.